Bu neydi? Bilmem. Biri var değil mi? Biri var orada. Kesin biri var. Dur, bekle sen burada. Dolular mı? Dur, sakin ol. Tamam. Tamam. Sakin ol. Kim? Sakin ol. Bu Suzu Hanım olmasa ben işimi göreceğim de kadın bir rahat vermiyor ya. Koskoca ev aldılar. Ben buraya sığışmayacaksam nereye gideyim ha? Nereye gideyim? Görgüsüz kadın. Bir davet eder değil mi? Tabii kendi keyfi yerinde. Ben anladım onu ya. O yeni evin misafiri yatak odasına kendisi yerleşecek. Hem burada hem orada. Oo, gel keyfim gel. Sümbül'ü düşünen kim? Ha? Sümbül'ü kimse düşünmez. Allah'tan elim ayağım tutuyor da. Ah, bir hasta olsam var ya bunlar beni sokağa atar. Ya hasta olayım o zaman ben. Hasta olayım ben ya. Evet, hasta olayım. O zaman sokağa atacak değiller ya, değil mi? Atmazlar herhalde. Neydi o ya? Bir hastalık vardı. Böyle nefesin zorlanıyordu. Birden sanki kalbin duracak gibi oluyordu. Sonra böyle efham basıyordu. Ay ne yapacağım? Kork. Böyle bir şeydi ama neydi ya? Allah Allah, bir arkadaşım olmuştu aslında, biliyorum ama bir türlü panik. Ha, panik atak. Evet, ben panik atak olayım. Ama yani acaba böyle mi oluyordu ki? Dur bir bakayım. Hayırdır kardeşim, ne oluyor? Melek nerede? Melek kim ya? Hasta mısın sen? Sana söylüyorum, Melek nerede? Hayda, çattık ya. Kardeşim, elini kolunu sallaya sallaya bodoslama mekana daldın. Bana bak, bas git, benim asabımı bozma. Buna bak, o elini benden uzak tut. Kırıp yedirmeyeyim sana. Şimdi sana son kez söylüyorum. Melek nerede? Çekil lan şuradan. Melek kim kardeşim? Tanımıyorum ben Melek falan. Burada bir yerde. Nereye sakladıysam bulacağım. Bul. Ara bul bakalım, ne bulacaksın? Nerede bulacaksın acaba? Her yere bakacağım. Dua et bulamayayım. Ara bul, ara. Ara da işini bitir, defol git. Benimden bir kaza çıkacak yoksa. Burası güvenli yer abi. Rahat rahat takıl. Ulan Furkan şerefsizi. Senin yüzünden düştüğüm hallere bak lan. Senin yüzünden kuyruğum elimde koşturuyorum lan. Bunların hepsinin hesabını soracağım sana. Öldür beni diye yalvartacağım lan seni. Sakin ol abi. Ne oldu? Bulabildin mi aradığını? Sen bir şeyler karıştırıyorsun, orası kesin. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Karıştırıyorsam karıştırıyorum kardeşim. Sana ne? Muhtar mısın sen? Sen onu bunu boş ver. Aradığın burada mı? Yok. Bitti. Boşalt mekanı. Boşalt tezgahın önünü hadi. Sen de saklasan. Eninde sonunda bulacağım meleği. O yüzden efendi sen söyle yerini. Melek nerede? Melek kim kardeşim? Melek kim ya? Tanımıyorum ben öyle birini. Öyle mi? Öyle. O zaman o kulaklarını iyi aç ve beni dinle. Melek benim aileme zarar verdi. O da ona her kim yardım ettiyse hepsi hesap verecek. Sen de ona yardım ettiysen sen de vereceksin. Anladın mı? Anladık. Anladık koçum.
Bizim ellemeyecek hesabımız yok çok şükür. Sen gene de ona söyle görünce. Eğer ailemden bir kişiye bile zarar vermeye kalkarsa, eğer Nazlı'ya, aşık olduğum kadına yaklaşmaya kalkarsa, hayatında hiç görmediği bir Murat görür karşısında. Şu an ondan nefret eden Murat'ı mumla arar. Sen de bu söylediklerimi o kalın kafana sok. Sonra senin için de geç olmasın. Hayatım, benim acil bir görüşme yapmam lazım. Geliyorum ben. Tamam, ben de eşyaları boşaltacağım zaten. Tamam, işim biter biraz gelirim ben. Yok yok, gerek yok, ben hallederim. Nasıl istersen. Ne oluyor ya? Suzan teyze bile fark etti canımı sıkkın olduğunu, bu fark etmiyor. Nasıl istersenmiş. Küçük. Sevgilim, buraya bakabilir misin? Ne oldu? Eski ev sahipleri bir şey unutmuş burada. Yukarıda sağdayım. Tamam. Bunu da bana bıraktı gitti. Bunu da bana bıraktın ha. Yukarıda sağdayım. Tamam. Ne unutmuşlar? Bu ne? Beşik. Yani? Bebeğimiz doğunca lazım olacak. Bebeğimiz mi? Hı hı. Bir panik atak olayım da görelim bakalım nasıl olunuyor. Hala. Hala? Ay. Ay! Konuşamıyorum. Ay bana bir şeyler oluyor. Hala ne oldu? Ay çok nefesim daraldı. Ela, ölüyorum kızım, yetiş. Yetiş Ela, yetiş. Ay, boğuluyorum galiba. Ben boğuluyorum. Kalp krizi. Evet, evet. Ben kalp krizi geçiriyorum galiba. Kalp krizi mi geçiriyorsun? Evet, yetiş kızım. Çabuk yetiş, ölüyorum, ölüyorum Ela, ölüyorum. Hala neredesin, evde misin? Yok, yok. Ben minibüsteydim. Böyle fenalık geçirince indim. Ama yok yok, daha konuşamayacağım. Bana bir şeyler oluyor. Ela yetiş. Ay. Tamam, sen birinden yardım iste etrafından. Ambulans çağırsana, ben geliyorum. Ne oldu?
Halam kalp krizi geçiriyormuş. Ne? Hadi hemen çıkalım. Senin ne işin var ya hala burada? Neden hala etrafımızdasın? Murat ben... Evimin etrafında ne işin var? Murat benim kötü bir niyetim yoktu. Kötü bir niyetin yoktu ha? Senin ne zaman iyi bir niyetin oldu ki ha? Ne zaman? Böyle söyleme ne olur Murat. Ben, ya ben gerçekten sadece seni görmek için geldim. Yani yaşadığını öğrendikten sonra seni görmek zorundaydım. Sen benim ve sevdiklerinin hayatını mahvettin. Kendi hayatını mahvettin. Sen bu hayatta gördüğün bütün kötülüklerden daha kötüsün. Canımı yakıyorsun ne olur. Ben senin canını mı yakıyorum? Ha? Öyle mi? Sen benim annemi öldürmeye kalktın. Bana ve Nazlı'ya yaptıkların yetmezmiş gibi annemin canını kastettin. İçeride sevdiklerim varken, kızım varken evimi yakmaya kalktın. Ben mi senin canını yakıyorum şimdi he? Ben mi yakıyorum? Sen daha hiçbir şey görmedin. Hiçbir şey görmedin. Murat evet ben bunları yaptım. Yaptım ama bunların hepsini seni sevdiğim için yaptım. Ben kendimi kaybettim. Çok kötü şeyler yaptım biliyorum. Ama hele senin öldüğünü zannettiğimde iyice kaybettim kendimi. Bu yüzden anlıyor musun? Seni sevdiğim için hepsi. Sakın! Sakın bana böyle konuşma! Ama doğru. Kesti seni! Halacığım. Hadi birazcık su iç. İyisin değil mi? Siz istemediniz diye bir hastaneye gitmedik. Ama istediğiniz zaman gidebiliriz. Yok yok oğlum. Ben hastanelik değilim. Al kızım şunu panik atağım tuttu. Yani sonra anladım zaten. Hala senin panik atağın mı var? Benim böyle bir haftadır ara ara böyle yokluya gidiyor. Bir baktım panik atak belirtileri. Bence kendi kendinize teşhis koymayın. Bir hastaneye gidelim baksınlar. Evet Allah. Yok yok. Ben hastanede çok kötü olurum. Daralırım oralarda. Biraz uzanırsam iyi gelir bana. Hani şu yukarıdaki oda var ya. Ben az oraya uzansam belki iyi olurum. Müsait mi? Halacığım tabii ki müsait. Olur mu öyle şey? Bence birkaç gün gözümüzün önünde olun. Acil bir şey olursa burada olun. Evet Allah. Hiçbir yere gitme. Yok yok. Ben evime giderim. Kimsenin düzenini bozmaya hakkım yok. Hem daha yeni evlisiniz siz. Yok yok şu an bırakmayız sizi. Buradasınız. Tamam. Tamam. Ben seni çıkartayım buraya gel. Tamam kızım. Hadi gel. Dikkat et. Ben seni polise teslim edeceğim. Artık onlar ilgilensin seninle. Murat, ne olur. Dokunma bana. Murat, ne olur bak, ne olur beni polise verme. Ne olur, benim gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece seni görmek için geldim buraya. Buraya geldiğin için değil. Bugüne kadar yaptıkları için hesap vereceksin. Ya Murat, halimi görmüyor musun? Şu halime bakar mısın? Sokaklarda yatıyorum. Kaç zamandır sokaklarda dolaşıyorum ya. Gidebileceğim hiçbir yer yok. Çalabileceğim bir kapı bile yok. Lütfen yalvarırım. Yapma bana bunu. Yeter! Bu yalanlarına gider polise anlatırsın sen. Ben daha fazla dinlemeyeceğim seni. Ya Murat ne olur bari sinemi düşün. Çekil kapının önünden. Sinemi düşün ne olur. Ne olur sinemi düşün. Sen bundan kurtulmak için kızını mı kullanıyorsun? Asla gerçekten öyle bir niyetim yok ama ya Murat bak ben biliyorum ben çok hata yaptım farkındayım. Ama benim yaptığım hatanın cezasını kızım da çeksin. Ya senin de bir kızın var sen ister misin böyle olsun? Ben senin yaptıklarını yapmadım. Murat ne olur benim yaptığımın cezasını sineme çektirme yalvarıyorum. Perişan olur. Ya ben yıllar sonra Sinem'ini hayde bulurum ya bir düşünsene. Ne olur yapma ne olur.